Nevin Hanım'dan başlayalım. Evet Nevin Hanımcığım. Kadayıf içinde usta mısınız bilmiyorum ama Antep'te de kadayıf. Değişik kadayıflarda diyelim. Daha önce bu şekilde yemedim, net söyleyeyim. Kadayıf dolması mı hiç yemedin? Kadayıf dolması bu şekilde. Kadayıf dolması hiç yemedim. Onu söyleyeyim ama şu anda yediğimde ciddi bir yumurta kokusu var. Hani yumurtada ekmek yaparsınız, kızartırsınız da o yumurtanın kokusu var ya. Ucunda gerçekten kadayıf onu aldım, o oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Kadayıf o yüzden dolması soruyorum yumurtaya, özellikle yumurtaya baldırıp onu biliyorum. Onu, yani yapılışını biliyorum. Onun için ama yumurta dediğim kokması gibi daha doğal. Önce tatmadım. Hı-hı. Ama dediğim gibi çok ciddi bir böyle kızarmış yumurta kokusu alıyorum. Şimdi kadayıf dolmanın özelliği zaten yumurta oluşu olduğundan dolayı yumurta kokusu alman normal. Ama bence bu kadar da gelmemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü kızarmış yumurta bir de hani ne derler o yumurtanın kötü bir kokusu olur ya, sası mı derler. O koku değil de kızarmış, bildiğin kızarmış böyle omletin kızaran kısmı var ya. O koku direkt damakta hissediyorsunuz yani. Ya çok ucumuydu ki gerçekten yani o yumurta kokusuyla yenilmiyor. Afiyet olsun. Özlem Hanım. Şimdi şöyle ben aslında Nevin Hanım'ın söylemek istediğini de anladım. Hani yumurta, yani şimdi şöyle bunu sardıktan sonra tamam evet yumurtaya okey. Onu da sizinle hemfikirim. Ama şimdi zaten bunu biraz kalın sarmışsınız. Zaten şu kenar kısımlarından da belli. Şerbet tam çekmemiş. Bu arada şerbetiniz soğuk muydu, ılık mıydı? Şerbetim sıcak. Ama normalde kadayıf dolmasının yani kadayıf bu kızarttığınızı... Kadayıf dolması soğuk şerbet sıcak içine attım. Soğuk şerbet atılır diye biliyorum ben ama... Evet, yanlış bildiğimi de düşünmüyorum. Evet, normal tatlı sıcak olur. Şerbetinin soğuk olması gerek. Hatta o yüzden ilk önce şerbeti yapılır. Ya belki o yüzden de böyle bir hamurumsu bir görüntü olmuş olabilir. Hatta Kadir Bey'in tabağındakine daha net bir hamurumsu görüntü var. Ben direkt açmadığım için hani yemediğim için hepsini. Daha şey bir hamurumsu görüntü var. Ama şimdi şöyle bunu sardıktan sonra yumurta tabii ki fazla oluyor. Ya onu bir sıkmanız o yumurtanın biraz daha gitmesi gerekirdi. Öyle aslında kızgın yağ atıp sonra normalde... soğuk şerbeti atmanız gerekti. Zaten biraz da kalın olmuş. Beğenmedim ben içini mi? Kesmedim onu da ya ben şöyle aldım. Sadece hamurundan yediğim için çok şey yapamadım yani Kadir Bey. İçini bir kesseydiniz o zaman bir baksaydınız. Bakayım. Her zaman uç kısım biraz daha farklı olur ortasından. Siz bir kesin Şahin Bey yorumunu yapsın bakalım. Şahin Bey siz nasıl buldunuz? Ben tatlıyı beğendim. Bence güzel. Yani böyle abartılı bir şey. Daha yediniz mi hiç? Aynısını birebir yemedim ama benzeri şeyleri yedim. Usulü müydü? Dışarıda mıydı? Dışarıda. Yani şeker çok fazla değil, böyle abartı bir şeker yok. Dondurmayla da bence güzeldi yani. Hanımlar bence siz bu tatlıyı bilerek beğenmiyorsunuz. Bence çok güzel. Şahin Bey inanamıyorum size. Bu tatlıyı nasıl beğendiniz? Bayağı yumurta kokuyor bu. Peki afiyet olsun. Hava Hanım. Afiyet ben olsun. Ben kalmıyorum. Ben dışarıda kadayıf çok severim tatlı. Kadayıf tatlısı yerim de. Ben zaten röportajda da demiştim inşallah hani... şerbetini tutturabilir, çıtır çıtır olur diye. İkisi de olmamış. Yani şerbeti de tutmamış. Takdir edersiniz ki Özlem de dediği gibi içte hamur kalmış ve Nevin Hanım da dediği gibi yumurtalı ekmek kızartması evet, da gerçekten yanan oluyor. Evet. Anladım. Yani ki yumurtalı ekmek çok yaparım ben. Afiyet olsun herkese. Ben Nergen bu ablacığım. Kadayıf dolmasını kendime beğenip güvendiğim için, yaptığım için, güzel yaptığım için yaptım. Acaba hani iki saatlik ama, süre zarfında o yüzden, günlük yaptığın gibi tabii, olmadı mı? Olmadı mümkünatı yok. O da, şimdi o var tabii. Ben bunu kendim güzel yapamazsam size neden sunumunu yapayım? Neden muhtemelen diyeyim ki ben öyledir. Bunu, ben bunu neden diyeyim ki o zaman kadayıf dolması yapayım? Peki şu an güzel olduğunu yani güzel olduğunu yani düşünüyor var, musun? Şu anki durumda ben de bunda o kıtırlığı hissetmedim zaten. Hmm. Aynı şekilde bir içinde şeylik var. Haksız da haksız yani. Ben bunu ille de ben bunun arkasında değilim. Onun en büyük nedeni de Nagihan abla büyük bir heyecanla kızmamış yağın içine koydu kadayıf dolmalarını. Yani altını açmış bildim. Etmedi. Vakit kısıtlı yeterli hani dakikam şu kadar kaldı derken yani o anki telaştan yumurtadan yapabilirsin. Çekti ve yağı çekti, yağı çekti. Bir de en büyük sebebi yumurta kokmasını yumurtanın içine vanilya koymadı. Normalde yumurtanın içine vanilya koyup çırpıyorlar. Daha önce de yaptık. O yumurta kokunu alsın diye püf noktasıymış bu. Orada söylediler. Ama herkesin evde tabii yapış şekli çok farklı. Eline konu sağlık tekrardan. Daha önceden yaptığım zaman hiçbir şekilde alakası yok. İçi bayağı çekmiş. Ya tebrik ederim. En azından iyi diye dayatmıyorsun. Evet ama benim yaptığım kadayıf dolması böyle değil diyorsun. Diğer yaptığım ürünler de neyse tad oranını söylüyorum ama bunu da ben size hayır ısrarla çünkü yaptığım dolma olsa bu şekilde ben size bunun sunumunu yapmazdım. Peki. Eline koluna sağlık Nagihan ablacığım. Çok güzel bir gün geçirdik. Ben mutfakta da bir saniye olsun pes etmedi. Elinden geleni yaptı. Teşekkür menüyü de tas tamam çıkarttın. Alnının akıyla. Evet. Olmayanlar tabii ki vardı. Herkes eleştirdi. Gününde herkesi de eleştireceğiz. Ben bugünkü heyecanı yaşadım.
Şimdi ya, sizin başınıza. Öyle, İnşallah hepiniz dediğiniz gibi yani yetiştirirsiniz. İstediğiniz tadı kıvamı bulursunuz. İnşallah. Çünkü, bak farkındaysan çok, buradan sana bakarak çok, söyledi çok bunu. Çok farkındayım. Direkt benle. Yok karşımda temasta. Herkese afiyet olsun. Hepimiz için geçerli. Ben bugün şu yemeği çok güzel yapıyorum derken. Evet çok güzel yemek yaptığın evet. Yemeğe bir aksilik çıkabiliyor. Evet evet çıkıyor. Aman elinden bunu bekleme. Bak Özlem dedi ki öyle bir şey demeyeceksin dedi yapacaksın. Bakın o yine söyledim büyük konuşmak sakın olmasın dedim. Altını çiz. Ama sen altını çok iddialı konuşuyorsun. Ama dediğim gibi gerçekten içli köfte de yani iddialıyım. Ama olmadan orası doğru diyecek bir lafım yok. Peki uzun lafı kısası hazır mısınız? Evet. Bu anlamaya gidiyoruz o zaman. Enem Arat benim de haftanın ilk günde bakalım Nagihan abla arkadaşlarından evet. Kaç puan alacak? Hep birlikte göreceğiz. Haydi buyurun. Masada hepsinden daha çok daha güzel yemek yaptığımdan eminim. Günleri gelince onları da göreceğiz. Nagihan Hanımcığım hiç samimi gelmedi. Politik davrandınız ve Özlem Hanım'dan puan almak için ben size aslında yapacaktım unuttum vesaire vesaire dediniz. Hiç inandırıcı değildi. Evet hanımlar beyler yemekleri yedik tatlarına baktık. Tahtalar önünüzde. Bugün vereceğiniz puanlar bakalım Cuma günü. Nagihan ablayı birinci yapacak mı, yapmayacak mı? Haftanın sonunda göreceğiz. Hazır mısın Nagihan abla? Hazırım. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yediğiniz her şeyde notunuzu iyi düşünerekten verin. Yarın öbür gün pişmanlık duymayın. Çünkü diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde yarışacak. Acaba yetiştirebilecek mi, aynı tadı verebilecek mi? Yani hakkı neyse onu verin. Hadi bakalım. Buyurun o zaman yazın tahtalarınıza puanlarınızı. Herkes puanlarını verdi. Özlem bayağı neşeli duruyor. Çevir bakalım Özlem kaç puan verdin? Çevireyim mi? Evet çevir. Benim Nagihan Hanım'a puanım kalpli kalpli 3. 3 puan geldi. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Evet. İlk puan 3 oldu bakalım. Gibi. Söylediğiniz gibi beğendiklerinizi vermişsiniz, beğenmediklerinizi vermediniz. Evet. Hava Hanım hazır mısınız? Ben de mi? Evet sıra sizde. Çevirin bakalım puanınızı kaç puan geliyor? Ben de şöyle verdim. Bir çevirin bir şekilde. Ben de şöyle üç. Alayım. Ben de 3 verdim. Evet 3 puan da Havva Hanım'dan geldi. Ne diyorsun Nagihan abla? Teşekkür ederim diyorum. Yorumlara yani göre iyi mi puanlar? Eline sağlık. Çünkü kendilerinin de şu anda konuştukları gibi yorum o puanı bekliyordum ama 4 vermeleri için bütün hepsini hemen hemen beğenmeleri gerekiyordu. Anladım. Onu da söylemediklerinden dolayı 3. Peki Nagihan Hanım da şu anda puanlardan memnun anladığım olmadı. Kadarıyla. Memnuniyetlik değil o gönül ister ki 4 versinler tabii ki, ama tabii olmuyor ki. Yapacak. Yorumlara karşı eşit yani, buldum puanları. Yorumlara, yapılan açıyorum. Yorumlara karşı eşit buldum. Nevinden kaç bekliyorsun? Benden kaç bekliyorsun? Nevinden bekliyorum. Ben sizden de 3 bekliyorum. Benim çevir bakalım puanını. 3. 3 puandan Emin Hanım'dan geldi. Masayı beğendim. Çünkü ama yemekli pilavı beğendim. 3 puan. Peki sen Çiçek'ten puan kırdın mı? Onu sormadık ya. Çiçek ne oldu? Çiçek kırdın mı puan? Nagihan Hanım'ı kırmamıştır. Yok kırmadım. Kırmamıştır. Masası için yani yemeklerindeki özverisinden dolayı, meşakkatinden dolayı, sabrından dolayı kırmadım. Şahin Bey son puan sizde. Evet. Bakalım verdiğiniz puanla Nagihan Hanım haftanın ilk günde toplam kaç puan ulaşacak? Buyurun. Üç puan da Şahin Bey'den geldi. Hepimiz toplamda demek ki aynı şekilde aynı yorumu yapmış. 12 puana ulaştı Nagihan Hanım haftanın ilk gününde. Ellerine kollarına sağlık. Her şey için çok teşekkürler. Sağlık, afiyet olsun. Afiyet olsun. Bakalım arkadaşların haftanın son gününe kadar o puana yetişebilecekler mi? Üstüne çıkacaklar mı? Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bazen pazartesi günü öyle bir oturuyorlar ki oraya indirebilene aşk olsun. Haydi bakalım göreceğiz. Yarın kimin evindeyiz? Yarın kimdesiniz? Hiç kimsenin haberi yok. Yok ben. Sizdesiniz. Merhabalar memnun oldum. Yarın size geliyoruz. Aynen. Hazır mısınız? Hazırım. Bak istersen başkasına gidebiliriz. Yok yok. Dersen ben heyecanlıyım. Yok yok sıkıntı yok. Peki o zaman. Yarın Şahin Bey'in evindeyiz. Muhteşem bir hamaratlık. Tip köşe temizlik göreceğiz. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Nagihan ablama puan vermek üzere gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Nagihan ablamın eline koluna sağlık. Enem Arat benim de ilk günde geride bıraktık. Temizlik konusunda o kadar tertipli, o kadar düzenliydi ki ellerinden öpüyorum. Ama mutfak konusuna geldiğimizde ise Nagihan abla inanılmaz heyecanlandı. Aslında istese çok çok iyi yapabilirdi ama mutfaktaki adaptasyonunu maalesef ki sağlayamadı. Yine de her şey için teşekkür ederim diyorum. Masadaki hanımefendiliği, misafirperverliği inanılmaz güzeldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir.
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.